Şimdi dört tane aday var değil mi? Eyvallah. Kim bunlar? Seçkin, Berdan, Ümit, Kürşat. Şimdi baktığın zaman, Gönüller takımına baktığın zaman yok aslında birbirimizden farkımız. Hepimiz eskiden bir şey vardı. Bilmem Bankası ne Şimdi Gönüller takımında böyle bir durum var. Şimdi bu dört kişinin bence hiçbirinin de günahı yok. Yani... Hiçbiri de hani ötekiler neden kalacak, bunlar neden gidecek, bunlar neden gidiyor, onlar neden kalıyor falan diye bir şey yok. Çünkü ben baktığım zaman Gönüllüler takımına şu anda baktığım zaman, bu akşamki performanslarla baktığım zaman Gönüllüler takımının adını değiştirdim hemen. Sıfır spor. Neden dersen sıfır spor. Abicim Cansu 2'de 2 yapıyor. Hı hı. Sadece Cansu 2'de 2 yapıyor. Bir de Murat da 1'de 1 yapıyor. Onun dışında hepsi zero, 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 zero. Şimdi bu kadar performansı düşük, sıfır yapan bir takımda bence Seçkin'in günahı ne? Berda'nın günahı ne? Ümit'in günahı ne? Kürşat'ın günahı ne? Diğerlerinin de gitmesi gerekir. Yani ha bu dörtlü çıktı da doğal olarak birileri çıkacak. Ama yani ötekiler de hani orada kalıyorlar. Bu dörtlü çıktı, aa bu dörtlü onlardan zayıf falan diye bir durum yok abi. Hepsi aynı. Sıfır çeken bir takım ya. Hepsi sıfır çekmiş abi. Yani bunların hangisini ön plana çıkarabilirsin sıfır çekenler. Bir tek burada Cansu diye bir kadın var. O kadın sadece çıkıyor ve performansı gösteriyor. Diğerlerinin yanında sivriliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir de Murat kardeşimiz var. O da bir de bir yapmış. Yani o da işte yani Cansu kadar sivrilmiyor ama o da bir şeyler yapmış. Onun da günahını almayalım. Baktığın zaman şimdi bu dört seçkin pirüler. Abicim seçkin pirüler Seçkin gitsin. Seçkin gitsin. Seçkin hiçbir şey yapamıyor. Hayır efendim. Siz de bir şey yapamıyorsunuz. Seçkinin sizden şu andaki farkı ne? Yani siz hani dağları taşları yararsınız da adayı kırarsınız da inanılmaz şeyler yaparsınız da seçkin gitsin. Hayır kardeşim. Seçkin niye gidiyor? Halk karar verecek buna. Siz karar veremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani seçkinin şimdi mesela şöyle bir şey var. Ya arkadaş diğerleri 5'te 5 beş yapmış, 10'da 10 on yapmış, 20'de 20 yapmış da seçkin gitsin. Yok. Seçkinin hiçbir günah yok. Seçkin de gitmeyebilir. Bu yüzden söylüyorum. Şimdi Berdan Mardini. Berdan Mardini. Berdan Mardini adam size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sizden bir kere tecrübeli adam. Yani anladın mı? Hayat tecrübesi Hı. sizden fazla. Hem yaş olarak var. Hem adamın bugüne kadar yaşadıkları falan falan, falan hayat tecrübesi işte. Yani daha göz önünde olan bir adam filan. Böyle bir tecrübesi var. Size bir şey anlatmaya çalışıyor. Hiçbiriniz Berdan'ı dinlemiyorsunuz abi. Dinlemek istemiyorsunuz ve adamı kale almıyorsunuz. Halbuki adam kale alınacak bir adam. Berdan Mardini bu ya bir dinleyin abi adama. Beş dakika bir şey anlatsın size adam. Dinlemiyorsunuz adamı ondan sonra çıkıyorsunuz Berdan'ı yazıyorsunuz hepsiniz. Bir de Berdan'ı yazarken de Kürşat kardeşim diyor ki sen lüksün adamısın. Ne yapmış bu Berdan sanki abi? Abramamış mı bu adam ya? Yani neymiş Berdan'ın lüksü Berdan bir sanatçı. Yani Berdan öyle bir lüksü falan da yok. Adam oraya gelmiş elinden geldiğince adapte olmaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani Berdan kaç kişi Berdan'ı yazmış ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kişi Berdan'ı yazmış. Hedef tahtasında o var yani. Efendim? O. Evet, hedef tahtasında ama o da bence yani diğerlerinden çok farklı bir durumda değil. Ya zaten daha kaç gün oldu abi? Yani sanki diğerleri küçümsüyorlar şeyi. seçkinlik küçümse Ha ha hi. seçkin başaramadı. Berdan ha 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 Berdan'ı başaramadı. Kendiniz de bir şey yapmıyorsunuz ki. Kendiniz de bir şey yapmadığınız için onun için de çok 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 topa girip bu insanları böyle ümit. Ümit kardeşim adapte olamadı. Değil mi yani farkındasınız değil mi? Daha Ama adapte olamadı. Yani aynı şey ümit için de geçerli be Murat abi. Tamam. Yani şimdi mesela ben bu Survivor'ı izlemeye başladığım zaman dikkatimi çeken ilk 3-4 isim deseniz şu an potada olan 3 ismi sayarım. Evet. Seçkin Piriler derim, Berdan vardı derim, Ümit Erdim derim. Evet. Ben bir izleyici olarak bu yarışmacıların içeride kalmasını isterim. Tabii çünkü yani, şey, merak ediyorsun. Heh, şimdi, yani 10 dakika sonra ne yapacak? Şimdi baktık Az önce anlattığınız gibi içerideki yarışmacılar gümbür gümbür oynuyorlar. Herkes birbirini kırıyor. 10'da 10 yapan, 5'te 5 yapan havada evet. uçuşuyor. Evet. Da bir tane Berdan vardı Ümit Erdem göze çarpıyorsa haklısınız derim. Evet. Ama öyle bir durum da yok. Diğer birçok yarışmacı zaten başarısız. Bana de... sorarsanız Ünlüler takımı daha böyle çok mağlubiyet alacak gibi gözüküyor. Heh. yani görünen köy kılavuz istemez. Orada senli en fikrim daha çok mağlubiyet alacak gibi gözüküyor. Ama şöyle de bir enteresanlık var. Şimdi tecrübe çok önemli bir şey. Hayatta da böyle tecrübeli olacaksın. Şimdi baktığın zaman buradaki adamlar, ünlülerdeki insanlar, ötekiler nazaran daha tecrübeli insanlar var. Ve tecrübelerini nerede konuşturuyorlar biliyor musun? Adamlar yeniliyor, yeniliyor, yeniliyor. Birbirlerine girmiyorlar. Diğerleri yeniyor, yeniyor, yeniyor. Birbirine giriyorlar. Aslında yani burada bir tesadlık var. Aslında kimlerin birbirine girmesi lazım? Ünlülerin. Çünkü sürklesi oluyorlar abi. Devamlı sıfır sıfır sıfır. Ama adamlar birbirine girmiyor. Ne diyorlar? ileride biz düzelebiliriz. Böyle böyle konuşmalar geçiyor alanda. Ama diğer takıma baktığın zaman adamlar halay çekeceklerine adamlar sanki kredi kartı borçları varmış gibi bir havaları var yani. Siz kardeşim halay çekin. Ne birbirinize giriyorsunuz öyle değil mi? Şimdi birazdan o konulara da gireceğiz. gireceğiz. Ama ben baktığım zaman kısacası bir de Kürşat kardeşimiz var. Kürşat kardeşim o da kendi o da sıfırcı. Fakat o da sıfırcı da yani onun karnesi de şey yani sıfır. Yani o da şey yani biraz derslerine iyi çalışmıyor. Ama o da sıfırcı ama o da sıfırını düzelteceğine Berdan'ı takmış o da. Berdan'la uğraşıyor. Bırak Berdan'ı sen. Sen sıfırını düzeltmeye çalış. Takımı düzeltmeye çalışın. Şimdi bu diye baktığın zaman ileride, ileride mi soracaksın kim gider diye? Tabi abi. Tamam. Oralara, o zaman şu bu daha baktığım uzun, zaman... Bugün güzel uzun bir programımız var Murat abi biliyorsun. Değil mi? Ha. Tabii, tabii. Bu dörtlüye evet. baktığım zaman o zaman son olarak şunu söyleyeyim evet. ilk bölümde. Bu dörtlüye baktığın zaman diğerleri de gidebilir. Bu dörtlü de gidebilir. Hı -hı. Yani bir farkları yok. Zero Spor'dan her an herkes gidebilir. <laughs> Buyursunlar. Ee, Furkan'cığım evet yani şş, katıldığım noktalar var Murat abiye. Katılmadığım Hı -hı. noktalar da var. Öncelikle şu ana kadar izlerken yarışmada en dikkat çeken isimler kimler dediğinde gerçekten potadaki ilk üç isim seçkin Berdan, Ümit hep dikkat çeken isimler. Hani gitmelerini tabii ki istemem. Bu arada Kürşat benim yarışma başlamadan önceki yaptığımız röportaj ve görüşmelerde çok dikkatimi çeken bir isimdi ve bence böyle bana çok gözü kara ve Survivor parkuruna <laughs> ve ada hayatına kısa sürede uyum sağlayabilecek bir çocuk gibi gelmişti bir arkadaş gibi. Şöyle Murat abiden ayrıldığım noktayı söylüyorum. Şimdi hani evet hiçbirinin birbirinden farkı yok. Zero spor çok haklı. Ama e, umut vadeden diye de bir şey vardır ya mesela. Şimdi bana sorarsan seçkin mi daha çok umut vaat ediyor parkur ve ada hayatına alışma e, anlamında? Kürşat mı? Berdan mı? Bu üç isim arasında kimi seçersiniz? Ben mesela Kürşat'ı seçerim. Yani daha kısa sürede daha kolay ve daha iyi noktada <laughs> adapte olabileceğine benim inancım e, Kürşat'tan yana olur. Onun dışında tabii ki burada şöyle de bir konu oluyor. Yani evet tamam yok birbirimizden farkımız diyoruz ama mecbur muyuz birini yazmaya? Mecburuz. Seçkinden sonra Berdan'ın yazılması dolayısıyla beni şaşırtmadı. Yani mesela Berdan Mardin'i e, oyunu kullanırken Halil İbrahim'i Halil i yazdı ve yaş ya da biraz küçüksün gibi bir noktaya değindi. Şimdi bu bakış açısıdır. Yani o zaman da biri çıkıp da diyebilir ki Berdan abi sen de bizim yaş ortalamamızın biraz üstündesin. Senin bu yarışma zorlar. Yani bu tamamen bakış açısıyla alakalı bir şey. Ne onun yaşını küçümsemeli, ne diğerleri Berdan vardini belki sadece biraz daha liderlik yapmaya çalıştığı için ve bir şeyler anlatmaya çalıştığı için dışlamalı. Yani tabii ki kulaklarını tam olarak kapatmamalılar ama dinlemek zorunda mı? Yazmakta haksız mı? bence ikisinin de cevabı hayır. Kim gider sorusu zaten benim bu yarışmayla, bu sezonla alakalı merak ettiğim sorulardan birine cevap olacak. Çünkü aslında baktığında üç ünlüye bir influencer var. Hani kim bu kim bu influencerlar? Dijital platformda çok fazla takipçisi olan insanlar aslında survivor survivor anlamında şu an sıfırlar. Yani Kürşat'ın e, seçkinden Berdan'dan Ümit'ten herhangi bir yarışma anlamında programsal durumda bir farkı yok. Ama işte bu e, kendi hayatındaki var olan destekçileri, takipçileri onu nereye taşıyacak? Ünlü bir ismin, ünlü bir yarışmacının önüne atabilecek mi? E, bunların soruları bu soruları cevapları bu elemenin sonunda göreceğiz.